Herkese merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. İnsanlar bugün hep merak ettikleri bir konuyla karşılaşacaklar. Gelecek bilinebilir mi? Bu akşamki konumuz bu. İnsanlar ilk var olduklarından beri hep geleceği merak etmişler. Gelecekte neler olacağını, nelerle karşılaşacaklarını bilmek ve öğrenmek istemişler. Ama bunu öğrenmek aslında hiçbir zaman mümkün olmamış. Bu durum günümüzde de değişmiş değil. Günümüzde de biz hala geleceği merak ediyoruz. Geleceği merak etmek bizim için çok önemli gibi duruyor. İşte hangi okulda okuyacağımız, kiminle evleneceğimiz, kaç çocuğumuz olacak, hangi mesleği seçeceğimiz, gelecekte biz nelerle karşılaşacağız, bunları öğrenmek ve bilmek istiyoruz. Bugünkü konumuz, acaba bunu bilebilir miyiz, bilmemiz mümkün mü? İşte öğrenebilmek için falcılara, astrologlara ya da işte istihareye yatanlara başvurmak faydalı mı? Bu konu hepimizin, insanlık aslında var olduğundan beri herkesin dikkatini çekmiş ve ilgisini çekmiş bir konu. Çünkü gizemli bir konu. Gelecek bilinebilir mi, bilinemez mi? Bilinirse mi iyi olur, bilinmezse mi iyi olur? Bunları şimdi mercek altına alacağız. Biraz katılımın artması için ağırdan alıyorum. Aslında geleceği kesin olarak bilmek mümkün değil bir yoruma göre. Ancak geleceği tahmin edebiliriz. Eğer geleceği bilmek istiyorsak, geleceği bilmek istemenin arkasında yatan çok net bir düşünce var. Bir şey bilinmek isteniyorsa o şeyin daha önceden yaşanılmış ve bitmiş olması gerekir. Biz ancak yaşanılmış ve bitmiş bir şeyi bilebiliriz. Eğer o şey yaşanılmamışsa, daha önceden bitmiş bir olay değilse, bizim onu net olarak görme imkanımız olmaz. Ancak tahmin edebiliriz. Aslında geleceği bilmek istemek bizim normal hayat anlayışımızla çelişen bir durumdur. Çünkü biz normal olarak şu şekilde bir yaklaşım getiririz hayatımızla ilgili. Bizim hayatımızın nasıl cereyan edeceği, nasıl hangi yolları izleyerek gideceğimiz genel anlamda bellidir. İşte nerede doğacağız, hangi ülkede yaşayacağız, annemiz babamız kim olacak, hangi tarihte doğacağız gibi konular, yani buna işte büyük kader dediğimiz, külli kader dediğimiz şey önceden bellidir. Ama bu hayatı nasıl yaşayacağımız bizim yapacağımız tercihlere ve seçimlere bağlıdır. Yani buna da biz işte cüz'i irade ya da özgür irade adını veriyoruz. Mesela diyelim ki evlenmek istiyoruz. 3 tane de aday var. İşte falcıya gidiyoruz. Diyoruz ki acaba benim için en hayırlısı hangi aday, hangisiyle evlenmem gerekiyor? Bundan ilgili benim geleceğime bir göz atar mısın diyoruz. 3 tane de olasılık var. İşte diyelim Ayşe, Fatma, Meral. Falcı bakıyor geleceğe, işte değişik malum yolları var. Kimisi suya bakar, kimi kahve falına bakar, kimi sadece yüzümüze bakar. Diyor ki sen Ayşe ile evleneceksin. Şimdi bu durumun gerçek olabilmesi ancak bizim Ayşe ile daha önceden evlenmiş olmamız, evleneceğimizin yazılı ve belli olmasıyla gerçekleşir. Yoksa falcı bu üç olasılık arasından bir tanesini kendi gönlünce seçip beğenip bize aktaramaz. O zaman da şöyle bir çelişkiyle karşılaşıyoruz. Eğer gelecek bilinebilirse ya da bilinebiliyorsa o zaman bizim özgür irademiz
kendi hayatımızı kendi düzenlememiz, işte kendi tercihlerini yapmamız nasıl mümkün olabilir? Bu tabii bizim için çelişik bir durum. Aslında özgür iradeye inanan bir insansak, geleceği bilmenin mümkün olmadığını da bilmemiz lazım ve bununla ilgili bir girişimde bulunmamız lazım. Geleceği bilmenin mümkün olmayacağı ile ilgili bir örnek daha vereyim size. Varsayalım ki önünüzde bir masa var. Siz de bu masanın üzerine bir labirent inşa etmişsiniz. İşte böyle dört tarafı kapalı, bir giriş kapısı, bir de çıkış kapısı olan bir labirent. Onun içine de değişik yollar yapmışsınız. Duvarlarla ayırmışsınız, kapılarla birbirinden ayırmışsınız. Daha sonra da bu labirentin girişine bir tane karınca bırakıyorsunuz. İşte karınca labirente giriyor. Labirentin çıkışına da karıncanın kokusunu alabileceği, onun hoşuna giden bir yiyecek bırakıyorsunuz. Neticede karınca o yiyeceği almak üzere hareket ediyor. İşte bir kapıdan giriyor, bir daha giriyor. Bakıyor ki önde bir duvar var, geri dönüyor. Başka bir yola giriyor. Oradan başka bir yola sapıyor. Sonra bir bakıyor, tekrar başladığı yere geri dönmüş. Yani karınca hangi kapılardan geçip çıkışa ulaşabileceği için bayağı bir uğraşmak, emek vermek zorunda. İşte duvara tırmanmaya çalışıyor, tırmanamıyor. Kapının kenarına tutunmak istiyor, tutunamıyor. Ama sonunda o yiyeceğe ulaşıyor, o çıkışa ulaşıyor. Ya da belki ulaşamıyor. Şimdi biz ya da canlı varlıklar içinde bulunduğumuz boyut çerçevesinde geleceği göremeyiz. Çünkü önümüzde tıpkı karıncanın önünde labirentin duvarları olduğu gibi duvarlar var. Peki bu karıncanın hayatı bizim açımızdan olay nasıl gözüküyor? Biz olaya yukarıdan bakıyoruz. Diyelim ki bir boyut yukarıdayız. Şimdi dolayısıyla biz karıncanın nasıl hareket edeceğini, hangi kapılardan geçip hangi kapılardan geçemeyeceğini tespit edebiliriz. Onun iyice hangi yolu izleyerek gideceğini de biliriz. Ne zaman ona ulaşabileceği konusunda da bir fikrimiz olur. Çünkü biz karıncanın geçmişini, şimdiki anını, yaptıklarını ve geleceğini bir üst boyuttan tek bir an olarak görme imkanına sahibiz. İşte bizim hayatımız da buna benziyor. Biz kendi geleceğimizi görmek konusunda önümüz kapalı. Sanki önümüzde böyle kara, kalın bir perde var. Ama bir boyut yukarı çıkılabildiğinde, tıpkı bizim karınca ile olan ilişkimiz gibi bizim geçmişimizi, şimdimizi ve geleceğimizi tek bir an gibi görmek mümkün. Yani dolayısıyla biz içinde bulunduğumuz boyut içinde yaşarken geleceğimizi göremeyiz. Geleceğin bilinememesiyle ilgili bir örnek daha veriyorum. Bu da bizim holistik düşüncenin yaklaşımı çerçevesinde gerçekleşen bir durum. Şöyle ki, dünya hayatını bir deneyim senaryosu ve bir olgunlaşma süreci olarak tarif ettiğimiz için, eğer gelecekle ilgili net bilgiler elde edinebilirsek, bu şu anlama gelir. Yani biz işte içinde yaşadığımız bu deneyimleri ya da başka bir tabirle geçirmekte olduğumuz sınavları kopyasını çekmiş oluruz. Yani bir eyleme girişmeden, bir karar verip bir tecrübe içine girmeden onun ne sonuç vereceğini bilirsek, o zaman yani sınavın, dersin, deneyimin bir anlamı kalmaz. İşte bütün bunlar gösteriyor ki biz geleceği bilemeyiz. Gelecek bizim için bilinmez. Buraya kadar güzel. Peki şimdi ben size başka şeyler anlatacağım. Gelecek bilinir mi, bilinemez mi? Şimdi bir de bu açıdan bakalım. Salih Pabuççuoğlu diye bir teyzemiz var. Onun şöyle bir özelliği var. Gece rüyasında herhangi bir olayı görüyor. Bütün detaylarıyla bunu izleyebiliyor. Sonra da bir defteri var. Onları bu deftere yazıyor. İşte aradan bir gün ya da birkaç gün geçtikten sonra gazetelerden de
bundan ilgili haberleri topluyor, kesiyor. Onu da onun yanına karşısına yapıştırıyor. Onun böyle bir sürü defteri var. Hatta biz o defterlerden zamanında olağan dışı yaşamak diye de bir kitap yapmıştık. Benim hatırımda kalan şeylerden bir tanesi işte o dönemlerde bir Türk Hava Yolları uçağı tam Yeşilköy Havaalanı'na inmek üzereyken birden ışıklar kesiliyor ve havaalanını pas geçip işte Marmara Denizi'ne düşüyor. Yani bilemiyorum, o zamandan beri hala onun enkazı bulunabilmiş değil. Şimdi bu olay tabii enteresan. Onun hayatında böyle birçok olay daha var. Bir şey daha anlatıyorum. Sonra bunları bir neticeye bağlayacağız. Yine bir duru görü yeteneği olan bir arkadaşımın bana anlattığı bazı olaylar var. Bunlardan bir tanesi de kendisi çocukken bir gün babasının evden çıktığını, işte onu uğurluyor ve daha sonra gözünde bir görüntü canlanıyor ve babasının o akşam eve dönmeyeceğini ve bir daha da onu göremeyeceğini resim olarak görüyor. İşte babasına ulaşmaya çalışıyor, bir takım çabalar içine giriyor ama babasına bunu haber veremiyor, duyuramıyor ya da bu gidişatı engelleyemiyor. Onun çok sevdiğim bir sözü var. Diyor ki, görüyorum, biliyorum ama değiştiremiyorum diyor. Peki bir tane bir örnek daha anlatayım. Bir de istihareye yatma ile ilgili bir anım var. Yine yakın bir arkadaşım bir kızla tanışıyor. İşte ondan evlenmeyi düşünüyor. Annesi de istihareye yatan ve gördüğü istihare rüyaları da çok doğru çıkan bir hanım. İşte diyor ki, anne bak bakalım diyor, bu acaba benim için hayırlı mı bu kız diyor. Annesi de yatıyor, kalkıyor, diyor ki evet oğlum hayırlı gözüküyor diyor. İşte sonra gidiyorlar istemek için kızın evine gidiyorlar. Fakat bir de görüyorlar ki kızın iki tane kardeşi var, ikisi de zihin özürlü. Ve bir anda evlenmekten vazgeçiyor arkadaşım. Şimdi sistem dediğim, yani evrensel sistem, ben sistem diye söylüyorum ya da işte yaratıcı düzey bizi bazen belli konularda uyarabilmek için şöyle bir yöntem uyguluyor. Dedik ya geleceğin önünde böyle kara bir perde var, kalın bir perde. Bazen o perdeyi şöyle bir anlık bir açıp kapatıyor. İşte o bir anlık açıp kapatma sırasında bazı kişiler orada oluşmuş olan resmi net olarak görebiliyorlar. Şimdi resmi net olarak görmek çok ilginç bir konu. Çünkü herhangi bir konuyla ilgili içimizde bir ön sözü, ön sezi oluşmuş olabilir. Bir takım şeylerin iyi ya da kötü olacağını, olabileceğini hissedebiliriz. Ama eğer gelecekle ilgili net bir resim görüyorsak ve o daha sonra o resimde gerçek oluyorsa, bu şu anlama geliyor ki gelecek yaşanılmış ve bitmiştir. Yani hani levh-i mahfuz dediğimiz yaradanın evrenin başından sonuna kadar nasıl yaşanacağını, nelerle karşılaşacağımızı tasvir eden bütün kainatın bilgisinin bir yerde işte levh-i mahfuz tabakası dediğimiz, tablası dediğimiz sembolik alanda holografik olarak kaydedilmesi anlamına geliyor. Yani bizim geleceğimiz de aslında bir holografik kayıt olarak karşımızda duruyor. Ancak bu istihare örneğinde de üzerinde durduğumuz gibi bu işte perdeyi açıp bize gelecekle ilgili ipucu verme durumları işi bir kopya çekmeye vardırmak boyutuna gelmiyor. Nitekim arkadaşımızın annesine bu bilgi yanlış aktarılıyor. Evet olumludur diyor ama sonuç olumsuz çıkıyor. Bunları da gözden ırak tutmadan şöyle söyleyebiliriz. Evet gelecek vardır ve bellidir ama bizim onu görmememiz, bilmememiz gerekiyor. Ama zaman zaman perde aralanıp
biz o alandan bilgi veriliyor ki bir de gerçeğin ne olduğu konusunda böyle beynimizin arka tarafında bir bilgi ve ipucu bulunsun. Peki o zaman şu sorular tabii akla geliyor. Diyoruz ki eğer gelecek bu kadar net bir şekilde belliyse biz kendi hayatımızda özgür irademizi kullanıyor muyuz, kullanamıyor muyuz? Ya da bana hep tipik sordukları soru şu. Diyorlar ki eğer gelecek önceden belliyse ki bilmiyorum daha önce de anlattım mı burada. Benim hayat anlayışımda ve yorumumda şöyle bir şey var. Biz doğmadan önce dünya hayatında neleri yaşayacağımızı ve nasıl yaşayacağımızı planlayıp düzenleyip öyle geliyoruz. Ve ondan sonra da o yazmış olduğumuz programı ya da yine benim tanımımla dünya deneyim ihtiyacı senaryosunu sahne sahne oynuyoruz. Eğer böyleyse o zaman biz bir robot muyuz sorusu çıkıyor karşıma. Bu bizim normal dünya mantığımızı kullanmanın getirdiği bir soru. Yani dünya mantığı dediğimiz mantık, işte Aristo mantığı dediğimiz milattan öncesine dayanan bir düşünme ve fikir üretme tekniği hala da geçerli. Ya da tekniği. Ya her şey önceden belli ve biz bir robotuz ya da her şey önceden belli değil, biz de bir robot değiliz. Şimdi bizim bu iki seçeneğimiz varmış gibi düşünüyoruz. Ya da mantığıyla. Ama biz holistik düşüncede bu kuantum fiziğinin de bizi tanıştırdığı yeni bir mantık var. Buna biz hem de mantığı yani olasılıklar mantığı diyoruz. Ve bu sorunun cevabını şöyle veriyoruz. Diyoruz ki evet hem her şey önceden belli ama hem de biz bir robot değiliz. Ve bunu da şöyle açıklıyoruz. Diyoruz ki evet her şey önceden belli. Ancak bu belli oluşu yani bu bizim yaşayacaklarımızın senaryosunu biz bir artık bir heyetle ya da bir danışmanla beraber birlikte hazırlıyoruz. Yani bu bize dayatılan bir şey değil. Dolayısıyla biz kararlarımızı, hayatımızla ilgili kararlarımızı yine biz veriyoruz, kendimiz veriyoruz. Ama arada bir zaman farkı var. Biz bunları hayatımızın içinde yaşarken değil, doğmadan önce veriyoruz. Şimdi bunu anlatınca aklıma benim yine hep kullandığım bir anekdot geldi. Bu Matrix filmlerinin birincisinde kahinle Neo'nun böyle 20 saniyelik bir görüşmeleri, bir diyalogları var. O çok hoşuma gidiyor. Onu da burada söyleyeyim çünkü bu anlattığımı destekleyen bir şey. Kahin Neo'ya şeker uzatıyor. O da diyor ki sen benim bu şekeri alıp almayacağımı biliyor musun diyor. Kahin gülerek eğer bilmeseydim kahin olmazdım diye cevap veriyor. Neo devam ediyor. Peki ben o zaman kararlarımı neye göre vereceğim diyor. Kahinin çok güzel bir cevabı var. Diyor ki aslında sen kararlarını doğmadan önce verdin. Peki ben bu dünyada ne yapıyorum o zaman diye soruyor. Sen bu dünyada o zaman vermiş olduğun kararları niçin böyle verdiğini anlamak ve idrak etmekle uğraşıyorsun diyor. İşte bizim yaklaşımımız da hemen hemen buna benziyor. Ama burada bir parantez açayım. Ben bu hayat kontratı ve işte hayatın daha önceden, doğmadan önce belirlendiği ile ilgili fikrimi bu filmi seyretmeden önce geliştirmiştim. Yani ben oradan esinlenmedim. Ama o güzel bir anlatım olduğu için de kullanıyorum. Yani bu geleceği bilmeyle ilgili olay bu şekilde gerçekleşiyor. Bu istihare olayında da onu görüyoruz ki yani sistem bizim gelişmemize, olgunlaşmamıza fayda sağladığı zaman bize böyle bir anlık bir gelecekle ilgili ipucu veriyor. Aslında bu bizim hayatımızı kolaylaştırmak için değil. Çünkü deneyimlerimizi biz yani geleceğin farkında olmadan yaşamamız gerekiyor.
Ama bize bir sistemin tekniğini gösteriyor. Yani gelecek belli ama sen bunu bilmek durumunda değilsin diyor. Bu açıdan baktığımızda geleceğin aslında yazılı ve belli olduğunu, işte bunu da levh-i mahfuz yaklaşımıyla da destekleyebiliriz. Ama bizim bunu bilmememiz gerektiği ortaya çıkıyor. Tabii biz dayanamayıp habire yine falcılara, astrologlara danışıp duruyoruz. Olabilir. Yani onların da bazı şeyleri bildikleri, doğru söyledikleri şeyler var. Ama geleceği bilmek istemek aslında kopya çekmek istemek gibi bir şey. Bizim hayatımız bu bilgiye sahip olmadan, yani kopya çekmeden bu dünya okulundaki derslerimizi ve sınavlarımızı o andaki bilgi ve deneyimimize göre cevaplamak ve o şekilde yürümek. Şimdi bu hayatla ilgili bizim doğmadan önce atıfta bulunmamızla ilgili size bir görsel göstereceğim. Bunu evet şöyle tutarsak biraz daha gerileyelim. Şöyle yapalım. Şimdi bu işte evrendeki ışığın ve renklerin dağılımı. Gördüğümüz gibi burada işte kızıl ötesi ve daha ötesi var. Burada mor ötesi ve daha işte X-ray, gama ışınları var. Şimdi biz böyle bir evrenin içinde bulunuyoruz. Ve bizim algıladığımız alan işte bu renklerle gördüğümüz alan kadar. Yani biz hayatla ilgili bütün yorumlarımızı ve bilgilerimizi ve inançlarımızı bu algı alanının içindeki bilgimizle yapıyoruz. Bunun ne kadar dar bir alanı kapsadığı görülüyor. Peki, biz şimdi hayatı da bu şekilde değerlendiriyoruz. Diyoruz ki işte bizim hayatımız nasıl? Doğduk, yaşadık ve öldük. Hayat bundan ibaret diye düşünüyoruz. Halbuki nasıl ki demin ki görselde bizim algı alanımızın dışındaki alanı bilimsel aygıtlarla görebiliyoruz ve genişletebiliyoruz. Şimdi hayatla ilgili resmimizi de aynı şekilde genişletmemiz gerekiyor. Aynı resim ama burada tanımları değiştirdik. Şimdi bu ölümden sonra, bu doğmadan önce, bu da bizim hayatımız. İşte biz hayatımızla ilgili bilgileri artık bu geniş perspektiften ele alabilme imkanına sahibiz. Ve geniş bir perspektiften ele aldığımız zaman bizim hayatımızı değerlendirebilmemiz için ölümden sonra neler olduğunu ve doğmadan önce neler olduğunu bilmemiz gerekiyor diyeceğim. Bununla ilgili veriler var ama en azından hayatın böyle geniş bir perspektif içinde yaşanıldığını bilirsek, o zaman doğmadan önce hazırlanan bu kontratın bizim hayatımız için ne kadar gerçekçi ve önemli olduğu konusunda da bir fikrimiz oluşur. Son olarak şunları söyleyeyim. Bizim hayatımızla ve yaratıcı düzeyle olan ilişkimiz aslında bir dostluk ilişkisi. Sistem bizim hiçbir zaman olumsuzluğumuzu, acı çekmemizi ya da mutsuz olmamızı istemez. Onun, yani sistemin tek bir isteği var. Bizim dünya hayatını bir okul gibi görüp buradan olgunlaşarak mezun olmamız konusunda hareket etmemiz. Bunun için gereken her ne varsa bize onu veriyorlar. O bilgileri aktarıyorlar ve biz bu çerçevede insanı kamil dediğimiz üniversitenin son sınıfına ya da mezuniyet belgesine ulaşmak için olgunlaşma yolunda ilerlemekle yükümlüyüz ve biz de böyle yapıyoruz. Ama günümüz gerçekleri ve bilimsel verileri de bizi bu konuda destekleyip aydınlatıyor, bize güç veriyor.
Yani bu işte doğmadan önce ya da öldükten sonra bilmenin, bunları fark etmenin bize şöyle bir faydası var. Hayatımız değişmiyor. Yine aynı şekilde yaşamaya devam ediyoruz. Ama birçok şeyin farkında olduğumuz için hiçbir şey bizim kendimizi çok üzmemize, çok kahretmemize, hayatta küsmemize yol açmıyor. En büyük sevinçte de kendimize çok bir şey atfedip gururlanmıyoruz. En kötü durumda da kendimizi üzülüp kahretmiyoruz. Çünkü bunların olgunluk sürecinin doğal ve normal aşamaları olduğunun farkında oluyoruz. Farkında olmak insanları ille de çok mutlu etmez. Ama benim sevdiğim yine bir şey var, tanım var. Bizi bir sörfçü gibi yaşamaya sevk eder. Hani bilirsiniz denizde, sahilde dalgalara karşı durursanız ne olur? İşte bir iki dalga ile mücadele edersiniz ama daha büyük bir dalga sizi suyun dibine yollar. İşte bu bizim hayatla mücadele şeklinde algılamamızın sonucunda oluşan şey budur. Hani deriz ya işte hayat bir mücadeledir, hayat mücadelesi. Aslında hayat mücadelesi yanlış bir tabir. Biz hayatla uyumlanmaya çalışırız. Uyumlanmak ne demek? Bir şeye karşı direnmek değil. Çünkü direnç koyduğunuzda doğal olarak karşınıza başka bir şey koyarsınız. Yani bir ikilik yaratırsınız. Peki uyumlanmak ne demek? Sörfçü gibi yaşamak demek. Yani yükselen dalga ile yükselmek, inen dalga ile inmek ama yolculuğa devam etmek. Hiçbir zaman suyun altına düşmemek demek. Evet, bu akşamki sohbetimizi de burada tamamlıyoruz. Yaklaşık yarım saat sonra da Instagram'da Adil Maviş arkadaşımla Şems'in bugün 32. kuralını işleyeceğiz. Eğer arzu ederseniz onu da izlerseniz memnun oluruz. Tekrar görüşünceye kadar hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.